Ekonomi dünyasında katma değer sağlamak kolay olmasa gerek. Zirveye doğru bu hafta dop dolu. Farklı başarılar, farklı öyküler. Hep birlikte izliyoruz. İyi akşamlar. Bu haftaki konuğumuz Antalya Valisi Sayın Ahmet Altıparmak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sayın Ahmet Altıparmak Kırşehir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kırşehir'de tamamladıktan sonra 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Bursa'da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Şu anda Antalya Valiliği'nde görevde bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde bulunduğumuz görevleri sizden dinleyebilir miyiz lütfen? İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra işte kaymakam adaylığı görev sınavını kazandık. Yani evet. Mülki idare amirliği mesleğine intisap etmiş olduk. Bursa kaymakam adayı olarak göreve başladım. O dönem içinde stajlarımızı yine o bölgede tamamladım. Mudanya Kaymakamlığı'nda kaymakamlık refikliği yaptım. Ondan sonra da bir yıl yurt dışında kaldım. Yabancı eğitim için İngiltere Brighton'da kaldım ve saltanatın şehirlerinde kaldım. Ondan sonra da ilk kurada Kastamonu Bozkurt'u çektim. Kastamonu Bozkurt ilçesinden sonra Denizli Batman ilçesine gittim. Bir yıl da orada çalıştım. Daha sonra Malatya Arguvan ilçesinde iki yıl görev yaptım. Yani 92-94 yıllarında, 94-97 yılında da Urfa Suruç ilçesinde çalıştım. Yani Doğu, Güneydoğu böylece gezmiş olduk yerine boyunca. Evet. Daha sonra Suruç ilçesinden sonra da İçişleri Bakanlığı, İleri Derse Genel Müdürlüğü de Şube Müdürlüğü görevine atandım. 97 yılında. Burada daire başkanlığı görevinde bulundum. Daha sonra daire başkanlığı esnasında 6 ay kadar Birleşmiş Milletler'de danışman olarak görev yaptım, izinli olarak orada çalıştım. Sonra da İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandım. Özel Kalem Müdürlüğü'nde iki yıl kaldıktan sonra İleri Derse Genel Müdür olarak tayinim çıktı. Hangi yıllara tekabül ediyor? 2004'ün sonunda 2005-2008'e kadar yaklaşık 4 yıllık bir çalışmam oldu orada. Evet. 2008 yılında da, Mayıs ayında da Muğla Valiliğine atandım. İki yıllık görevden sonra da buraya Antalya Valiliğine gelmiş oldum. Yapmış olduğunuz güzel çalışmaları ve bundan sonraki yapmayı düşündüğünüz projeleri kısa bir şekilde sizden dinleyebilir miyiz lütfen? Tabii Antalya'ya geleli yaklaşık 10 ay, bir yıl oldu diyelim yani. Yaklaşık bir yıl olduğu için tabii bu süre içinde şunu bunu yaptım demekten ziyade tabii ili tanımak, ilim evet. potansiyelini öğrenmek. Her şeyden önce Antalya tabii bir turizmin başkenti, 10 milyon turist kabul eden, dünyada 4. sırada turist kabul eden bir ilimiz. Evet. Tarımda hakeza yine çok önemli bir merkez. Sağlık turizminde çok önemli bir merkez. Eğitimine baktığımız zaman yine çok önemli bir noktada. Türkiye'de hemen hemen birçok konuda ilk sırada yer almaktadır. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son olarak izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Madem ki yaşıyoruz, madem ki bu dünyadayız, bir defa bir ömür çok kısa. Dolayısıyla ortak yaşama kültürünü geliştirelim. Birbirimize anlamaya çalışalım. Ve birbirimizi asla değiştirmeye zorlamayalım kendimizi. Zira zorladığımız zaman hem kendimiz sıkıntı çekeriz hem karşımızdaki çeker. Halbuki anlamlı bir şeyleri yapmak için mutlaka birbirimizle selamlaşmamız, merhabalaşmamız, ortak yaşamamız.